Hauz billahi mineş Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala rasulina Muhammedin salavat. Allahumme salli ala sayyidina Muhammedin ve ala ali sayyidina Muhammed. Evet hayatımızdaki din ve namaz 5. bölüm. 4. Söz 5. Bölüm Bismillahirrahmanirrahim Es-salatu imadu din Namaz dinin direğidir hadis-i şerifi ve Kur'an-ı Kerim'de namazla ilgili ayetlerinde bir manevi tefsir hükmündeki 4. Sözü okuyoruz. Bu sözü okumaktaki gayemiz bu hadis-i şerifi ve namazın önemini anlamak. Kur'an-ı Kerim'de geçen namazla ilgili ayetleri de kendi şuur dünyamızda canlandırmak için okuyoruz. Dördüncü söz namazdan bahsediyordu. Namazın ne kadar kıymetli ve mühim, ne kadar ucuz bir az bir masraf ile kazanıldığını, hem namazsız adamın ne kadar divane ve zararlı olduğunu iki kere iki dört eder diresinde katı anlamak istersen şu temsil hikayeciye bak gör diye giriş cümlesi buydu. ve bir temsil verilmişti bize. Temsili hızlı şekilde özetlersek iki hizmetkar vardı. Bir büyük hakim vardı. iki hizmetkar İki hizmetkarına her birisine 24 altın verip iki ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğine ikamet etmek için gönderiyordu. Ve onlara emretmişti ki size vermiş olduğum bu 24 altınla bilet ve yol yol ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki meskeninize bazı şeyleri mübaya ediniz, karşılayınız. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Hem araba, hem gemi, hem simendifer, hem tayyare bulunur. Sermayeye göre bilinir. Hakim bunları söylemiş. Sonra iki hizmetkar ders aldıktan sonra gidiyorlar. Birisi Bahtiyar, akıllı bir adam ve istasyona kadar bir parça para masraf ediyor. Fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek çok büyük bir kazanç elde ediyor. Sermayesi birden bine çıkıyor. Öteki hizmetkar aklını kullanmıyor. Betbah ve serseri olduğundan 24 altını kumara mumara verip zayi ediyor ve bir tek altını kalıyor. O bir tek altını kalınca da arkadaş ona diyor ki ya şu bir altının da bir bilete ver. Bak iki aylık mesafede yayan ve aç kalmaya gitmeye mecbur olacaksın. Eğer en azından bu bir altını bilete verirsen Efendimiz size af seni affeder. Senin de uçağa bindirirler. Böylece rahat bir şekilde gideriz. Ve sonuç itibariyle de acaba bu adam inat edip de o bir tek altını o bilete vermezse ne kadar zarar ettiğini değil, değil mi? Kendini akıl, akıllı zanneden adam dahi anlamaz mı? Yani aklı varsa bir insanın böyle bir denklemde herhalde o tek lirasını bilete verir. Bu bir temsildi. Kur'an ne bir ve bize temsil üzerine bir hakikat anlatılıyordu. Ve biz bu temsilden namazdan ve namazdan hoşlanmayan nefsim kısmını geçmiştik. Rabbimiz ve Halik'imiz o hakimdi temsilde. Onu da konuştuk. Şimdi o iki hizmetkar yolcu. buraya ben geçen hafta atlamışım. Dikkatimi çeken iki tane tabir çıktı burada. Emra abi. Birisi hizmetkar, bir tanesi de yolcu tabiri. İşte böyle çok dikkatli okumak lazım. Çok yoğunlaşarak okumamız lazım. Ben geçen hafta çalıştığımda bunu iyi görmemiştim. Bu hafta biraz daha Cenab-ı Hak çalışmayı nasip etti ve hizmetkar ve yolcu tabirine dikkatimi çekti. Bu iki tabir dikkatimi çekti. Diyor ki, neden hizmetkar ve yolcu? Önce hizmetkardan başlayalım. Üçüncü sözde bir ayet kelime tefsir ediliyor. Yani bundan bir önceki sözde Bismillahirrahmanirrahim ya eyhun nasu budu ayeti. Yani ey insanlar ibadet ediniz. Bakara suresi 21. ayet. Bu bir hitap. Ey insanlar ibadet ediniz. Şimdi özellikle insan üzerine vurgu yapılıyor. Yani insanı ikaz edip ibadete emrediyor. Yalnızca ibadet emrinin insana verilmesi de yani niye işte sahir mahlukatta ibadet emri yapılmamış da insana yapılmış? Demek ki ibadeti reddeden insan. Yani demek ki bu da bir şey var. İnsanda böyle bir hususiyet var. Şimdi peki sahir varlıklar ibadet ediyor mu? Şimdi şuursuz varlıkların ibadeti yani güneşin, ayın, yıldızın, işte sineğin, ineğin, böceğin, arının bütün e, bu varlıkların bunlar şuursuz, aklı yok, İbadet nelerdir? Kendisine verilen vazifeleri bir hakkı yerine getirmekle ibadet ederler. Üstad buna vezayif eşya der. Yani eşyanın vazifeleri diye tabir edilen hizmet meşhude. Yani sen mesela arının Allah'ın bal yaptığını görürsün. İneğin süt yaptığını görürsün. Tavuğun yumurta verdiğini görürsün. Bunun adı vezayif eşyadır. Yani Cenab-ı Hak onlara o vazifeyi vermiştir. Ve sen arıya, böceğe, işte arıya, sineğe baktığında, işte ineğe baktığında ineğin süt yapabilecek bir kapasitede ve ilimde olmadığını anlarsın. Arının da bal yapacak bir olmadığını anlarsın. E dersin ki ama bakıyorsun ki bir ürün çıkıyor yani bal çıkıyor. O zaman bu balı da bu arı yapamayacağına göre ha bunun arkasında ona yaptıran bir güç olduğunun farkına varırsın. Bunun adı hidemat eşyadır. Yani eşyanın, şeyin yani varlığın yapmış olduğu hizmet. Şimdi İnsan iradesiyle ibadet yapıp yapmamakta hür bırakılmış. Ama şimdi beni ibadete zorlayan nedir? Kur'an-ı Kerim'de bu vezayif eşya dediğimiz yani eşyanın varlıktan ibadetleri çok ayette tusebbihu, yusebbihu, sebbaha diye geçer. Yani Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman bunu çok görürsünüz. Yusebbihu, tusebbihu, sebbaha ve in min şeyin illa yusebbü bi hamdihi gibi ayetler çok zikredilir. Buradaki sebbaha, tusebbü, yusebbü gibi ayetlerin hepsi tesbih manasında gelir. Tesbih dediğimiz de bizim bildiğimiz Allahu Ekber, Subhanallah, Elhamdülillah demeleri değildir. Yapmış oldukları işlerle, lisanı halle bunu söylerler. Çünkü lisanı kalle bunu söyleseler imtihan sır ortadan kalkar. Herkes iman eder. Yani aranın bugün Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bağırdığını, Ondan sonra ineğin de işte elhamdülillah, elhamdülillah dediğini duysanız değil mi? Ortada ne kafir kalır ne başka bir şey kalır. Ama bakarsın, bakın iki tane dil vardır diyor üstad. Birisi lisanı hal, birisi lisanı kal. Lisanı kalin diyor elfazı kelimattır, kelimelerdir. Bakın ben konuşuyorum, siz beni dinliyorsunuz. Lisanı halin kelimatı ahvaldir. Yani hareketlerdir. Yani onlar lisan halleriyle Bismillah derler. Yani ben bu sütü size veriyorum der inek ama bu sütü yapacak ilim, kabiliyet, güç bende yok. Bende yok. Ha, demek ki bu sütü ben size veriyorum ama ben yapmıyorum. Demek ki başkasının ikramına ikramını size ulaştırıyorum. Şimdi bu bütün bu tusebbi, yusebbi bir kavramlarla Kur'an-ı Kerim bana mevcudatın ibadetlerini itaat Düzleminde ifade eder. Yani her şey Cenab-ı Hakk'a itaat eder. Ve insana da der ki, ey insan sen eğer insan etini kaybetmemişsen, yani aklın başında ve kalbin yerindeyse, yani aklınla kainattaki bu muhteşem varoluşu idrak edip, bu varoluş arkasındaki manalarını da kalbinde de hissetmişsen, hissediyorsan, he, o zaman şunu anlaman lazım ki, senin de ibadet etmen lazım. Demek ki sen de bu dünyada başıboş, gelişi güzel adeta özür diliyorum ama otlamak için yaratılmadın. Neden? Zira şu misafirhane dünyada nazar hikmetle baksan hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Akılsız, şuursuz varlıklar bile bir nizam ve intizam içerisinde bir hizmet yapıyorlarsa ve bunu sistematik şekilde yapıyorlarsa aklı olan, şuuru olan insan bu dünyada başıboş keyfe ama yaşa şekilde hayat yaşayacak şekilde yaratılmamıştır. Bu bir insani çıkarındır. Ve insan eğer bu ibadet şuurunun yani kainattaki bu ibadet şuurunun farkına vardığında otomatikman ibadet yapmaya kendini adeta mecbur hisseder. Bununla ilgili bir örnek verebilirim size. Bir tane deneyde izlemiştim. Ben sonra bunu bu örnekle iltibatlandırmıştım. Birkaç derste ifade ettim. Tekrar edeyim. Bir tane böyle muayene var. Hastane. Hastane doktoru var içeride İşte muayeneye gelen Yaklaşık bir 10 kişilik bir ekip var burada Bu bir kamera şakası 10 kişilik ekibin de 10'u da teşkilattan Ama içeri umut geliyor O hasta İşte randevu almış muayene olacak Oturuyor Herkes kimisi telefonla oynuyor Kimisi işte gazete okuyor Kimisi çocuğuyla ilgileniyor falan Ama hepsi kamera şakasının aktörleri Şöyle bir ses duyuluyor arada bir mmm, diye bir ses duyuluyor. Bu ses duyulur duyulmaz oradaki işte 10 kişi ayağa kalkıyor. Ayağa kalkıp bir miktar bekliyorlar, oturuyorlar. Şimdi Umut da hasta, ya, haberi yok teşkilattan. Şimdi oturuyor, bakıyor. Cık. Neyse de bir şey demiyor. Tekrardan gazete okumaya devam ediyor. 2-3 dakika sonra yine aynı söz. ses. Mmm. Yine aynı herkes hop ayağa kalkıyor. Tekrar oturuyor. Şimdi Umut bakıyor. Ya oradaki Umut konumdaki adam bakıyor tamam mı? Cık. Kardeşim burası diyor bir muayene. Yani e, hastalar var burada. Hepsi bunların farklı insanlar. Ya burada bir düdük ötüyor. Hepsi de ayağa kalkıyor. Yani burada bir garip bir şey var. Demek ki bu bir usul. Bunu yapmak lazım çünkü biri değil. Hepsi yapıyor. Adamın haberi yok ki garibanın ondan kamera şakasında olduğunu. Bir daha aynen ses hmm diye ayağa kalkıyor. Üçüncüsünde Umut da yani Umut konumundaki o adam orada. O da önce böyle yarım yamalak bir ayağa kalkıyor böyle. Oturuyor sonra tamam mı? Yani uydum haz olan kalabalığa. Dördüncüsünde Umut da kalkmaya başlıyor. Herkes gibi oturuyor kalkıyor. Oturuyor kalkıyor. Bu ne demek? Artık bakıyor ki herkes kalkıyor kardeşim da bir gariplik var yani. Hepsi yapıyorsa benim de yapmam lazım. Değil mi? Herkes yani çünkü önden hadi tamam Umut garip adamdı. Emre tanımaz. İşte kardeşin ismi neydi? Ha, Kadir. tanımaz senin. Sayit. Sayit kardeşi de tanımaz. Ulan hepsi birbirinden yabancı insanlar aynı seste aynı harekete ve reaksiyonu gösteriyorlar. Bunda bir sır var. Demek ki bunu benim de yapmam lazım diyor Umut ayağa kalkıyor. Bakın kainat da böyledir kainatta tusebbi, yusebbi gibi ayetler bana bir farkındalık katar. Bakarsın ki zerrattan tut en büyük gezegene kadar, sinekten tut semeye balığa kadar her şey Cenab-ı Hakk'ın emrine itaat ediyor. O yüzden ayet-i diyor ki ya ey insan ibadet et. Ya farkına var görmüyor musun herkes vazifeli. Ya, yani herkes vazifeli. Herkes vazifeli. Sen nasıl vazifesiz kalacaksın? Bak senin hangi cihazatla yarattım insan etini kaybetmemişsen hizmet manasını anladığında sen de otomatikman hizmetkar olursun. Bu bir. İkincisi yolcu. Yine çok güzel ve basit bir gözüken ama önemli bir kelam. risale -Nur'da yani Kur'an tefsirinde Risale-i Nur çok geçen tabirlerden bir tanesidir. Yolcu ve misafir. Hadis-i Efendimiz sallallahu çok misafir tabirini kullanır. Şimdi gerek yolcu gerek misafir tabirleri bana çok büyük bir hakikati ders veriyor aslında. Şöyle ben bir yolcuyum ama şu var nasıl bir yolcuyum? Vazifedar bir yolcuyum. Şimdi yolculuk nereden başlıyor ve nereye doğru gidiyor? Alem Ervahtan başladık ruhlar aleminden. Sonra rahmu mader ana rahmine düştük. Sonra gençlik, sonra ihtiyarlık, sonra kabir, sonra Berza, sonra Haşir, sonra Sırat Köprüsü ve en son Ebed memleketine gideceğiz. Böyle bir yolculuğumuz var hepimizin. Şimdi bu fani dünyada misafir ve yolcu olduğumuzu unuttuğumuz her an maalesef fani dünyayı baki zannediyoruz. Kendimizi de bu baki dünyanın baki adamı görerek bazen malla, bazen mülkle, bazen maleyane ile kendimizi oyalamaya başlıyoruz. Şimdi Misafir ve yolcu olduğunu unutmayan kişi eğer misafir ve yolcu olduğunu unutmazsa bir kişi kendini tahkiki iman eğitimine tabi tutarak yani bu unutmamazlığı yakaladığı anda artık duraklara takılmaz. Yani bu mimari hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu öyle buyuruyor. Yani benim diyor misalim bir atın üzerinde seyahat eden bir yolcu gibidir diyor. Geldim, konakladım ve gideceğim. Burası sabit değiliz. Yani yolcu olduğumuzu unutmamamız lazım. Ee, yolcu olduğumuzu unutmayınca e, durakları kendimizi meskin edinmeyiz. Mesela siz şimdi Esenciolos'a e gideceksiniz değil mi? Esenlere gideceksiniz. Ondan sonra otobüs durağına gittiniz. Otobüs durağına süsler misiniz? Otobüs durağına şöyle bir köşe koltuk alayım. Şöyle bir işte LCD televizyon koyayım. Şöyle bir uzanayım. Ve ondan sonra dersin niye? Bilirsin ki ya otobüs gelecek ve benim durakla olan irtibatım kesilecek. Mesela bu tatil beldelerinde çok olur. Tatile gittiğiniz yerde fazla etrafa takılmazsınız. Yani dersin ki ya gideceğiz biz. 2 gün, üç gün sonra gidiyoruz. Ya yani fazla uğraşma. kısa tatillerse böyle değil mi? Ya yani i̇ki, üç gün sonra gideceğiz. Uğraşmaya gerek yok yani. Ama Aman iki gün kalacağız. Ya bu kadar teferruata hiç gerek yok. Hemen dersin ki ya burada konup gideceğim. Şimdi bu dünya hayatı da böyle yani biz eğer e, her durakta maalesef çok fazla takılıyoruz. Her şeyi çok fazla takılıyoruz. Her şeyi çok fazla dertleniyoruz. E, ne yapmamız lazım? Ya bileceğiz ki bu duraklar birer teneffüs vaktidir yani nefes almak için durmak için mecburuz durmaya. Ama bu durağa esas mekan gördüğümüz anda aldanmaya başlarız. Peki. Aldanmanın bir faydası var mı? Aldanmanın hiçbir faydası yok. Biz gidiyoruz aldanmakta fayda yok diyor değil mi? Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar. Yani sen durakta olduğunu unutmanla orada durmuyorsun. Paketleyecekler. Yani mecbur yoluna devam edeceksin. Götürecek seni yani. O yüzden aldanmamak için yapmamız gereken şey ne? Yolcu olduğumuzu unutmayacağız. Hizmetkar ve yolcu bu noktada önemli bir tabirdi. E aslında geçen hafta bunu konuşmamız lazımdı. Şimdi ne demiştik? O hizmetkar iki hizmetkar yolcu biri mütedeyyin namazını şevk ile kılar demiştik. Geçen hafta bunu konuştuk. yeri gafil namazsız insanlardır. O 24 altın ise 24 saat her günkü ömür demiştik ve burada kalmıştık. O has çiftlik ise cennettir. Evet şimdi yine kilit bir tabir. Has çiftlik. Has tabirini neden kullanıyor? Has altın vardır. Has altın. Yani katıksız. Her şeyin, özü şey. Her şeyin özü. Taklit olmayan. Şimdi has ve yapma. Emitasyon. Şimdi has çiftlik cennettir. Dünya cennetin imitasyonudur. imitasyon diyorlar değil mi bu şeye? Benzerine. Mesela şimdi şöyle bir problem çıkıyor ama karşımızda hasın has olduğunu bilmek için ne yapmak lazım? Ben şimdi düşündüm ya şimdi neden hasla batılı işte imitasyonu karıştırıyorum. Hasın has olduğunu bilmek için iki tane formül çıkardım kendime. Birisi ne? Has hakkında gerekli tahkiki bilgiye sahip olmak. Bu yeterli mi? Yeterli. Ama bir tane daha formül lazım. İkinci bir e, ne derler? Sağlamasını yapmak adına taklidi takılmamak için taklide takılmamak için taklit üzerinde hasa ait bilgiler aramak lazım. Mesela adam öyle bir imitasyon yapıyor ki Ayıramıyor. ayıramıyorsun. ama has olan ürün öyle şeyler koyuyor ki onu da orada bulamıyorsun. Mesela bak bu çok önemli bir nokta. Elhamdülillah çok güzel bir mana. Mesela paranın sahtesini yapıyorlar. Bakılan tutturmuş yani. Boyayı tutturmuş, rengi tutturmuş tamam. ama has para yani hakiki para üzerinde öyle kabartma ve gizli işaretler var ki onu koyamıyor oraya. Sen diyorsun ki bu saatte. Sen anlamasan makine alın diyor. Değil mi? Geçiremiyorsun, kullanamıyorsun. Neden? Bak taklit ama ya çok benzer ama has değil. Demek ki ne yapacağım? Taklide takılmamak için taklit üzerinde hasa ait bilgileri aramam lazım. Şimdi dünyanın Zahiresine, zahirini bileceğiz ki dünya ham ve taklittir. Ham ve taklittir. Ama şimdi bakın burası biraz problem. Şöyle problem. Biz Müslümanlar olaraktan dünya ahiret ilişkisini e, çok kopuk kurmuşuz. Ki bunda da bir noktada haklı çünkü dünya kimi almışsa e, yanına onu eritmiş. Dolayısıyla bütün öğretilerde ne vardır bizim İslamiyet öğretilerinde? Özellikle tarikat öğretiminde bu çok meşhurdur. Ki dediğim gibi bir noktadan doğrudur. Çünkü müthiş bir girdap bu dünya. Aldanmamak çok zor. O yüzden din ve dünya ayrılmış. Halbuki Kur'an'ın bize anlatmış olduğu din ve dünya mecz olmuştur. Fakat dünyayı üçe ayırmamız lazım. Burası çok önemli. Yani biz dünyayı lanetlerken, e, Bediüzzaman Hazretleri dünya hakkında bazı tabirler kullanıyor. Met ediyor, övüyor. Ama sair bakıyorsun hadis-i şeriflerde e, dünya cife namıyla, leş namıyla ifade edilmiş. Şimdi bu ayrım nasıl yapacağız? E ben dünyaya nasıl bakmam lazım? Yani dünyadan kopuk bir Müslümanlık yaşantısı olur mu? Olmaz. Olmaması lazım. Olduğu için zaten bu durumdayız şu anda. Avrupa'nın tahkümü ve tasallutu altındayız yani. Dünyayla mezi edememişiz. Maalesef dünyanın talip olmamız gereken noktalara talip olmamışız. Talip olmamamız gereken noktasına da takılmışız, orada boğulmuşuz. Peki dünyayı nasıl ayırt edeceğiz, nasıl anlayacağız? Dünyayı üçe ayıracağız. Birincisi, Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakar. Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakar onun onların nukuşunu gösterir. Yani senin dünya demiş olduğun şu kainat Cenab-ı Hakk'ın esmasının tezahür yeridir. Yani senin renk diye görmüş olduğun şey Cenab-ı Hakk'ın münevin esmasının göstergesidir. Senin ondan sonra yemiş olduğun yemekler, yiyeceklerin hepsi rezzakiyetin göstergesidir. İşte senin hastalığınca sana şifa vesilesi olan ilaçların hepsi şafi esmasının tecellisidir. İşte senin kainatta e, ağaçları dik olarak görmen, onların böyle gökyüzüne böyle e, yükselmesini sağlayan, değil mi? Kayyum esmasıdır. Onları hayatlandıran hay, esmasıdır hay esmasıdır vesaire. Böyle esmaların aslında biz menbaanı görüyoruz. Esmaları görüyoruz. Esmalar bize eşya olarak gözüküyor ve bu dünyanın bu yüzü mektubat-ı samadaniyedir. Yani mektuptur. Bunu okumamız lazım. Ki doğru Kur'an okuması bunu ders verir bize. Yani maalesef Musaf okumakla Kur'an okumak arasında çok fark var. Biz Musaf okumayı Kur'an okumak olarak anlamışız. Yani sayfalar içerisinde Musaf yani ne demektir? Şöyle göstereyim. Şunu Kur'an-ı Kerim olarak anlayın. Tamam mı? Bu Musaftır. Yani ne demek Musaf? Bu bir kitap. Musaf. Sayfalar. Kur'an bunun içindekidir. Kur'an bunun içindekidir. Dolayısıyla benim hedefim Kur'an vasıtasıyla Kitab-ı Kebir-i Kainat'ı okumaktır. Kitab-ı Kebir-i ne okuyacağım? Kitab-ı Kebir-i hadisatı okuyacağım. Kitab-ı Kebir-i Kainat'ta mevcudatı okuyacağım. Bu iki noktayı okumam lazım. Dolayısıyla doğru Kur'an okumalarımızda bu olması lazım. Çünkü Kur'an bana bu esma silsilesini ders veriyor Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak. Dünya üzerindeki bu silsileyi ders veriyor. Ama diğer yüzü, ikinci yüzü. Ahirete bakar, ahiretin tarlasıdır. Cennetin mezrasıdır, rahmetin meselidir. Meselesidir. Yani rahmetin aynasıdır bu dünya. Onu gösterir bize. Şu yüz dahi evvelki yüz gibi güzeldir. Tahkire değil, muhabbete layıktır. Diğer tarafta biz e, ahirete de kazanacağız. Burada yani dünyanın lanetlenen dünya, Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakan ve ahiretin tarlası olan dünya değil. Evet şimdi üçüncü yüzüne geliyoruz ki insanın hevesatına bakan gaflet perdesi olan ehli dünyanın melabe hevesatın olan yüzüdür. Yani oyun yeri. İşte ayetler ifade edilen dünyanın oyun yeri olması burasıdır. Ve bu yüz çirkindir. Neden? Çünkü zahildir, fanidir. Elenmidir. Son nokta aldatır. Ya işte hadiste varit olan, tahkir ve elli hakikatında ettiği nefret bu yüzdendir. İşte biz bu dünyanın bu yüzünü sevmiyoruz. Sevmememiz lazım. Öteki dün tarafta bizim yaptığımız iş, bizim yaptığımız ondan sonra işlerin hepsi esmaya bakar, ahirete bakar. Ama bu minvalde iş yapabilirsek fakat bizim dünya ve ahiret işlerimiz birbirinden çok ayrılmış. Yani kopartmışız bir dini dünyadan kopartmışız yani. Mesela şöyle bir tabir kullanacağım. Şimdi bak bir soru soracağım. O soruda cevap vereceksin. Salih bir Müslüman kimdir? Salih bir Müslüman kimdir? Nasıl bir insan profili aklınıza geliyor? Cübbeli, cübbeli sarıplı, cübbeli sarıplı, başka fiil boyutunda namaz kılan, değil mi? Ee, sen söyle. Aa, ee, evet, yani ahlak kavramı da tabii değişken bir kavram da adam mesela namaz kılıyorsa bu kişi, Değil mi? Beş vakit namaz kılıyorsa özellikle namaz çok mühim. Namaz kılıyorsa bu insan salih bir Müslümandır. Hiç, Hiç alakası şey. yok. Net. Net bak söylüyorum. Kişinin namaz kılması kişi salih yapmaz. Ama ayet ne var? Ayet evet kötü alıkoyar şimdi kötülüğe geliyorum ben. Bilmiyorum. Salih amel nedir? Bak salih amel nedir? salih amel hukukullahı bir hakkın ifa etmek. Yani Cenab-ı Hakk'ın bana koymuş olduğu hukuku ki bunun en zahir fiil boyutundaki şey namazdır. Eyvallah. Tamam. İkinci adım bu bana bakan taraf. Yani topluma bakan taraf. Hukuku ibada tecavüz etmemektir diyor. Yani sen hukukullah bir hakkın ifa ederken hukukullah yaptın. Ya ben namazımı kılarım hukuk ibad, yani halk toplum içerisindeki vazifelerin, ikili mübaşiretlerdeki ilişkilerdeki vaziyetlerin, bunlar da onun içine giriyor. Onlara da tecavüz etmeyeceksin. Yani namaz kılıp yalan konuşamazsın kardeşim. Ya, ya, namaz kılıp kul hakkı yiyemezsin kardeşim. Namaz kılıp gıybet edemezsin kardeşim. Ediyor muyuz? Ediyoruz. Yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Evet bizden salih Müslüman olmaz. Namaz. <laughs> namaz senin Allah Allah. Senin aranda olan bir şey. Beni bağlamaz ki hiç şekilde beni bağlamaz. İyi bir Müslüman kimdir? Çok namaz kılan işte camiden camiye koşan, hizmetten hizmete koşan. Geç 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 kardeşim. Geç hiç hiç alakası yok. Bakın samiyet söylemiş alakası yok. İyi bir Müslüman kendisiyle geçimi kolay olan, rahat olan, kendisine güvenilen insandır Müslüman. Bu adam yalan konuşmaz. Elinden işte dilinden belinden emin olunan kimsedir. Ne dilin insanlara rahat veriyor Affedersin. Ne beyin insanlara rahat veriyor, ne elin insanlara rahat veriyor. Ama namaz kılıyorum ben. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Böyle bir Müslüman profili yok. Böyle bir Müslüman profiline Kur'an'ın ihtarı şudur. Vay o namaz kılanların haline. Biz maalesef ikili ilişkilerde Müslümanlığımızın tatbikatını sahaya dökemiyoruz. Biz iş hayatımıza Müslümanlığın tatbikatını dökemiyoruz. Bizim işimiz ayrı, dinimiz ayrı. Gidin piyasalara sorun, hacında hocadan korkacaksın derler. Yani iyi bir Müslüman'ın, Müslüman'ın kişinin anlattığı değildir yani. Mesela şimdi hani şöyle kendi nefsime de dokunayım birazcık. Hani beni çok iyi bilebilirsiniz, yüzsüne edebilirsiniz ama benim iyi olup olmadığımı aileme soracaksın, iki ilişkilerdeki bende yakın olanlara soracaksın, iş yaptığım kişilere soracaksın. E düşmanıma soracaksın. Evet, senin bunlar tasdik ediyorsa iyi insandır bu. Gerçekten dinini yaşamaya çalışan bir insandır. Sen evet iyi bir Müslüman olmuş olabilirsin. Salih amel işleyen bir salih mümin olabilirsin. Ama bu vasıflar önemli vasıflar. Bunlar yoksa kusura bakma. Herkes vahşi, ben yaşi. Herkes aman, ben yaman. Böyle bir dünya yok. Herkese problem yaşa, herkese didiş, herkese kapış, herkese ondan sonra sorun yaşa. Kimse yanında rahat edemesin, kimse sana güvenemesin. Dilinden çeksin, elinden çeksin, belinden çeksin. Ondan sonra ben ehli hizmetim, ben ehli mübareğim. Ya hepsinde Allah Allah, hiçbir sıkıntı sende yok ya. Hukukullah ifa etmen, hukuku ibadete tecavüz etmen. Onu yapan onu yapamaz. Onu yapıyorsan sen bunu hakkıyla yapamıyorsundur. Bunu hakkı, namazı hakkıyla kılamıyorsundur. Ona kaçınmayacağız. Evet. Maalesef işte böyle bir ayrımdan dolayı yani yaşantı olarak da mesela o yüzden biz dünyayı dine, dini dünyaya rakip yaptık. Dolayısıyla şimdi ben mesela dindarlaşmak istediğimde hemen dünyevileşme korkusuna kapılıyorum. Ben mesela e, şey dünyaya kendime set çekiyorum. Dünyaya hiçbir işte uğraşmıyorum. Kendimi çekiyorum hayattan. Diğer tarafta adamda mesela kabiliyet var, o da dünyaya dalacak, severdi, dinden uzaklaşmaya başlıyor. Halbuki ikisi de birbirine mez olmuş ya. Ya sen iş yaparken de ibadetlerini ve marifetullah eğitimini devam ettirebilirsin. Çalış abi çok yoğunum, çok yoğun olabilirsin ya. Bir anda birçok iş yapabilecek kapasiteliğe sahipsin sen ama yeter ki arka planında marifetullah olsun, iman olsun, yani kendimizi tahkiki iman eğitimine tabi tuttuğumuzda temizlik yapmamız da ibadet olacak, uyumamız da ibadet olacak, yürümemiz de ibadet olacak, oturmamız da acı biber yememiz de ibadet olacak. Acı her şey ibadet olacak. Yeter ki sen aklını kullan. Tahkiki iman eğitimine tabi tut. Her yerden sana bir sürü bakış açısı çıkacak cana bak. Tefekkür nasip edecek yani. Dünya içindeki dini süzmeye başlayacaksın. İki yüzünü alacaksın. Esma'yı okuyacaksın. Ahirete bakan yüzü okuyacaksın. Kışır. Uğraşmana gerek yok. Zaten hakikati yok onun. Aldanmak. Aldanırsın ya. Yani. Onun hakikati yok yani. Evet. O yüzden has üzerine çok ciddi çalışmamız lazım. Has üzerine yani has çiftlik olan cennet üzerine çok ciddi tahkiki şekilde çalışırsak ve imanı tahkikiyle alemi ahirette iman edersek bu dünyaya aldanmayız. Bizi cezbeder. Ahiret cezbeder bizi cennet cezbeder. Hani örnek vermişim ya daha önce tekrar edeyim. Yıllar önce böyle zenginlik zamanlarımızda böyle lüks bir otele tatile gideceğiz. Tabi önce de ayırtık biletleri işte rezervasyonu yaptık. Otelinde ben aldım şeyini sen söyle. Ee, i̇şte YouTube'daki görüntüsünü aldım. Linki fırlattım hanıma çocuklara. Onlar da ara ara giriyorlar böyle bakıyorlar. Gerçekten otel çok güzel böyle. Denizi var tabi şey bu hani karma spor olan bir otelden bahsetmiyorum yanlış anlaşılmasın zahiri İslami de ifade edilen ondan sonra e, otel var böyle. Giriyorsun deniz meniz, süper. Gerçekten de güzel Cenab-ı güzelliklerini gösteren bir ayna hükmünde. Ya her böyle iki günde bir çocuklar bakıyorlar, hanım bakıyor, ben bakıyorum ara ara diyorum. Zaman gelse de gitsek, zaman gelse de gitsek. Niye? Çünkü karşında bir görüntü var. Görüntü de çok güzel çekilmiş. 4K. 4K. Açıyorsun böyle. Tamam mı? O kadar güzel görüntüler seni cezbediyor iple çekiyorsun gitmek için değil mi? Kaç gün kaldı, kaç gün kaldı, kaç gün kaldı, kaç gün kaldı. Çocuklar benden sonra nefsimi soruyor. Kaç gün kaldı, kaç gün kaldı. Bak ne yapıyorsun? İştiyak var değil mi? Şimdi dünya hayatının zahiri cazibesi. Mesela dünyanın en cazibedar, en güzel yeri neresi olsun? İşte falan Dubai diyelim mesela. İşte falanca bir adalar olsun. Neresi aklınıza geliyorsa herkesin memleketi kendine güzeldir ya. Sen Rize olsun çok yeşillik falan. Orası zindan abiler. Orası zindansa sarayı nasıldı sen düşün artık yani. Böyle bir acayip bir mekan var bizi davet etti, ettiği Cenab-ı Fakat ben kapılıyorum işte Rize'ye, kapılıyorum işte Dubai'ye, kapılıyorum. Neden? Çünkü bak ahiretin diyor hadsiz güzelliğini görmeyen, imanla düşünmeyen insanlar dünyanın bu temizliğine ve güzelliğine aşık olurlar, perestiş ederler. Arkayı görmeyen, yani arkası neresi? Ahir. Ahir. Yani ahir, zahirin hemen bitişiğidir abiler. Bakın ahiret. Ahiret nerededir? Zahirdedir. Zahirin hemen bitişi Z'yi kaldır, zahir oldu, ahir. Sonra. Sen peki bu zahirdeki ahiri nasıl ulaşacaksın? Ne dedik? Yapma olan, imitasyon olan şeyin üzerinde hasa ait özellikler arayacaktın. Bak, hasa ait özellikler arayacaktın. Bunu nasıl yapacağım ben? Bakın çok basit. Ciddi Kur'an okuyan bunu çok rahat yapar. Nasıl yapar? İbrahim Aleyhisselam da bize bir metot öğretiyor Kur'an-ı Kerim. Metot. Yani fani olan, ham olan, taklit olan bu dünyadan sıyrılıp has olan alemi ahirete ulaşmanın yolunu Kur'an zahir üzerindeki ahiri ders vererek bana İbrahim Aleyhisselam'la ders veriyor. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın meşhur bir kelamı var. Ney? La uhibbul afilin. Ne demek bu? La istemem. Hub, sevgi. Sevemem, sevmek istemem, sevemem. Afilin. Batıp gidenleri demek ki önce kendi mahiyetimin analizini yapacağım. Baat yani ham olana, takbit olan, imitasyon olan yani cennetin hamı olan, cennetin imitasyonu olan alemi ahiretin takbidi olan bu dünya hayatına kapılmamak için önce kendi mahiyetimi bileceğim. Ben ebed isteyen Sınırlı lezzet ve zevklerle tatmin olamayan bir varlığım. İkinci adım ham, taklit ve imitasyon olan e, bu dünya hayatındaki beni bağlayan eşya üzerinde hasa ait özellikleri arayacaktım ben değil mi? Her özellik mesela çok özelliği tutabilir ama bazı özellikleri var ki tutmaz. Onu görmen için tabii tahkiki iman lazım. İşte İbrahim Aleyhisselam da bunu ders veriliyor. Diyor ki La uhub bil afilin manası Güzel değil batmakla gayip olan bir mahbub. Neye bağlanıyorsun? Gençliğine mi? Battı. Bak benim gençlik gitti. Yaş 42. Ne veriliyorsa alınacak. Ne verilmişse gidecek. Bu dünya da gidecek. Batıp gidecek. Gayip olacak. Gayip olacak. O yüzden güzel değil. Çünkü sonu var. Çünkü zevale mahkum hakiki güzel olamaz. Şimdi peki hakiki güzel olamayan bir mahbub var. Olsun ne olsun? Hayır kardeşim. Sen batıp gidenleri sevecek bir yapıda değilsin. O yüzden aşkı ebedi için yaratılan ve ayneyi samet olan kalp ile sevilmez ve sevilmemeli. Senin tatmin etmesi lazım kardeşim. İnsaniyeti tatmin etmesi lazım ediyor mu? Yok ben çok tatmin oluyorum. Nasıl oluyorsun kardeşim ya? Aa siz de hep ben yani hayattan örnekler veriyorum abiler. Bugün kişi başı milli geliri işte çok yüksek olan hani gayri safi milli hasılatla ifade edilen o kişi başı gelir seviyesi çok yukarıda olan ülkelerin Hayat içerisinde çekmiş oldukları sıkıntılara bakın. Size gösterilen o renkli hayatlardan bahsetmiyorum ben. Arka planına bakın. Bugün Google'a girin. En çok intihar olan ülkelere bakın hepimizin yani nefsimizin hayal kurduğu işte bu da çalışacak, bu da para kazansak çok güzel olur demiş olduğu yerlerde intihar olanları çok fazla. Neden? Huzur yok. Neden? Çünkü gayip olan, batan şey insanı tatmin etmez. Edemez. İnsanı tatmin edemez. Beşeri eder. Yani hormonal yapını seni eder. Hormonlarla sen belli bir nispette keyif alabilirsin. O da belli bir yere kadardır. Ondan sonra tatmin etmez. Tatmin etmeyeceğini bil, ve ne yap peki? Bir maksut ki fena da mahvoluyor. Bir şey ne istiyorsun? O fena da mahvolacak, gidecek. O maksudu istemem. Bakın çünkü faniyim. Fani olanı istemem. Neyleyim? Fani olan sana keyif vermeyecek ya. Vermez abi. Der, emin olun buna. Dünya hayatı kimseyi tatmin etmemiş, edemez çünkü yani dünyanın üçüncü yüzünün böyle bir vasfı yok, böyle bir özelliği yok. İstediğiniz kadar mesela bir hayal kurun şu kadar param olsun, şu kadar şeyim olsun ya yani ne olursa olsun hiçbir önemi yok. Tatmin olamayacaksın. Hep bir daha fazla, hep bir bir daha fazla. O yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya hani insana bir vadi olsa altın verirse o ikincisini ister. İnsanın gözünü ancak toprak doyurur diyor. Toprak da öyle hocam bir işte beton topraktan bahsetmiyor. Yani aslında insanın aradığı bu dünya hayatındaki hiçliktir. Hiçlik her şeyin üzerindeki faniliği görmek seni mutlak varlığa götürür. O, ne yapacaksın ya? Tabi. O yani ya, yani aslında sen anlarsın ki ya doyurmuyor beni bu. O yüzden kabir ziyareti çok önemli abiler. Kabir ziyareti. Kabir ziyareti, şuurlu bir kabir ziyareti hepimizin için çok önemli arz, arz eder. Yani el hakim müttekâthır, hatta zurtumül mekabir sizin diyor çokluk oyaladı. Nereye kadar kabre girene kadar o kabre girdiğinde bunu müşahede edeceksin ya. Buradaki bütün insanlar benim gibi tatmış olduğum, uğraşmış olduğum ve dünyanın üçüncü yüzü, üçüncü yüzü olan dünyaya için koşturan insanlardı. Bunların da birçoğu kendini olmazsa olmaz görüyordu. Ben olmasam ne olur diyordu. Ben olmasam bu işleri kim yapacak diyordu. Daha çok çalışmam lazım diyordu. Dünya hayatına takıldılar veya takılmadılar. Ama hepsi öldüler. Tatmin etmedi. Tatmin olmayacaksın. O yüzden ne yapacaksın? Ne dedik? Bir şey elinize geçti. İşte bir dükkan aldın, bir mal yaptın, bir para kazandın veya da başka bir şey ne olursa olsun çocuğun oldu. Bak bakalım seni tatmin edecek mi? Etmez. O yüzden ne diyor Kur'an? Zahir üzerindeki ahiri gör. Ahiret. Oraya devam et. Oraya devam et. Yani üzerindeki esmayı oku, üzerindeki sıfatı oku, onun üzerindeki Cenab-ı Hakk'a ait e, sen söyle nimet oluşunu oku. Onu oku, oku, oku. O zaten bitmez. O seni tatmin edecektir. Ama maalesef biz has çiftliğe çok ciddi şekilde talip olmamamızın temelinde, temel problemi nedir? Buradaki bu yapma, imitasyon hükmündeki dünya hayatına takılmamızdır. Başka da bir şey yok. O yüzden e, yapmamız gereken bu noktada, çok ciddi bir takiki iman eğitimine kendimizi tabi tutmamız lazım, sürekli. Çünkü aldanırsın. Yani dünya yapan zat söylüyor, dünya aldatır. Ama siz aldanmayınız. Evet, yani bu fani dünyaya has nazar edip, has olan çiftliğe talip olamamama sebebimiz maiyetimdeki kalp ve ruhumun ebedi olan ihtiyacını unutmak ve dünyayı da sabit görmek, baki görmekten kaynaklı. Peki benim dünya hayatını e, imanı tahkikiyle yorumlamaktan mahrum kaldığım, dünya hayatını çok önemsediğim nereden belli olur? Bunun alameti nedir? Dediğinizde bir formül veriyorum. Hepimiz bunu kullanalım. Ne o? Aklı başında olan insan ne dünya umurunda kazandığına mesrur ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Eğer bir şeyi kazandığınız zaman haddinden fazla sevinip hopluyorsanız, bir şeyi kaybettiğiniz zaman haddinden fazla üzülüp kendinizi duvardan duvara çarpıp gece uykularınız kaçıyorsa, sen bu fanı dünya çok ciddi aldığını göstergesidir. Kendini iman takiki eğitimine tabi tutmamışındır. Nasibin yoktur. Acı öyle. Hani anlatılır ya bize meşhur hikayelerden. Ebu Hanife. Değil mi? bizim mezhep imamımız. Ticaret ehli bir zat. Ticaret ehli bir zat. Ondan sonra gemisi batıyor ya. Gemin batıyor ya imam diyorlar. Elhamdülillah diyor. Sonra diyorlar tekrar gemin batmamış. Senin gemi değil Batan gemi başka başkasınınmış. Yine elhamdülillah demiş. Sormuşlar niye ikisine elhamdülillah dedin. Kalbime baktım diyor. Sevinmemişti. Sonra kalbime baktım. yani sen söyle şey üzülmemişti. Kalbime baktım. Gemi batan gemi benim olmayınca üzülmemişti. Yani dedi ki ben bu noktada artık demek ki kendim elhamdülillah Kur'an'ın bu eğitimden nasibimin olduğunu gösteriyor kendisi. Böyle bir ifade ediyor. Şimdi kendi dünyamıza bakalım. Yani doların kuru oynayınca tamam mı? Kalbimizin <laughs> bütün ayarı oynuyor. <laughs> çok çıktı ya, çok çıktı ya, çok indi ya. Ne olacak ya, ne olacak ya? Ne olacak ya? Maalesef. O yüzden dünya hayatında bir şey çok fazla sevilmek, çok fazla üzülmenin temelinde Bak temel bu yani bir fiil var. Fiilin temelinde ne var? Dünyayı fazla ciddiye almaktan, dünyayı ciddiye almamızın temelinde de maalesef bu üzerindeki fani yüzü görememekten kaynaklı. E, dünya geliş gaye marifetullah ve tahkiki iman çalışmalarını yapamayınca hem de mahiyetimin de ebedi olan istek ve arzusunu unutunca e, bu dünya hayatına talip olmakta da kaçınılmaz oluyor. O yüzden kendimize şu sloganı düstur edineceğiz. Yani bağırarak söylemek slogan hayatına tatbikatını yaparsan da düstur olur. Demek değmez ki alınsa çürük maldır hep bu çarşıda. Öyleyse geç iyi mallar dizilmiş arkasında. Yani ölçü bu kadar basit. Ya şimdi böyle de konuşunca temin başına dünyayı ayırdık çok geri kaldık falan diye ifade ediyor. Şimdi nasıl ya abi yapacağız? Bakın abiler kimseye bir de çalışmayın demiyor. Şunu bir ayrım yapalım. Çalışmayın demiyorlar bize. Ya yani Kur'an bana çalışma demiyor. Tam tersi de insanın için ancak çalıştığı vardır diyor. Dünya öyle cazip hale gelince bazı tarikat yollarında herkese değil, hususi bazı kişiler yani has bir şekilde talip olanlara bazı yöntemler uygulanmış tecrid, dünyadan uzaklaşma vesaire. Ondan hariç Müslüman hayat içerisinde dinini yaşayacak. Ama abiler bakın problem şu. Üstad ne diyor biliyor musun? Dünyaya hasrı nazar etmek. Hasrı nazar ne demek biliyor musun? Artık ona yoğunlaşmak, onda bitmek, onda yok olmak. Fani yoksun. Yani e, fenafi dünya. Fenafil iş. Fenafil hanım. Fenafil çocuk. Ne demek bunlar? Onda fani olmak. Yok olmak. Onda yok olmak ne demek? Esma'yı okuyamamak. Cenab-ı Hakk'a ait olan e, bilgileri okuyamamaktır. Ha, böyle bir dünyaya taliplik varsa e, böyle bir dünya insanı helak eder. Ya Çok şey kazanabilirsin ama kaybettiklerin yanında kazandıklarının hiçbir önemi olmaz. Bu ölçüyü kaçırmayacağız yani. Ama e, zordur ciddi bir şekilde kendimize e, misafir olduğumuzu, yolcu olduğumuzu, Hatırlatacak eğitime tabi tutmamız lazım. Ve dünyanın zahiri bu güzelliğine aldanmamamız lazım. Has ve güzel olan alemi ahiret hakkında tahkiki iman eğitimlerimizi çok güzel şekilde, ciddi şekilde yaparaktan her şeyde ya beni aldatmaya başladığında bakalım bunun üzerinde hasa ait özellikler var mı? Yani benim insanetimi tasdik ediyor mu? Tatmin ediyor mu? Gerçekten de batıp gidiyor mu? Bunlara bakacağız. Bunları yakaladım mı zaten aldanman imkansız. Allah aldanmayanlardan eylesin bizi inşallah. Evet. Devam ediyorum. O istasyon ise kabirdir. Evet yine çok kilit bir noktaya geldik. İstasyon ise kabirdir. Şimdi temsilde şöyle diyordu. Hatırlatayım şurayı. Her birisine 24 tane altın vermişti ya hakim. 200 hizmetkarına ne demişti o parayı verince 24'ten altın verince şu parayla bilet ve yol masrafı yapınız hem oradaki meskeninize bazı lazım bazı şeyleri mübaya ediniz karşılayınız. Şimdi bak burası önemli. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır diyor. İstasyon neydi? Kabir. Niye bir günlük diyor? Emre abi. Fazla kalmayacağız herhalde. Evet. Fazla kalmayacağız. Bakın. risale <laughs> cümlelerini ciddi analiz ettiğimizde mutlaka ya bir ayet ya bir hadis-i şerifin tefsiri ve tevili yapılır. Bunu buna yine bir şey tanık oldum. Aklıma böyle bir ayet vardı yazdım Google'a. Şimdi bilgiye ulaşmak da o kadar kolay ki elhamdülillah yazıyorsun. Aklına gelen bir kelime yazıyorsun. Bir sürü alternatif çıkartıyor ya tak diye cana bak nasip ediyor ulaşmaya. Bak şimdi diyor ki Mü'minin suresi 112-114. ayetler. Allah hitabım diyor ki yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Soruyor. Ayette geçiyor bu. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Kale kem lebithum fil ardi adede sinine. Yani kaç adet, kaç gün kaldınız? Kaç sene? Kaç yıl? Cevap veriyorlar. Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. Bir gün Veyahut da günün bir bölümü kadar kaldık. Yani çok uzun zannettiğimiz, boğulduğumuz, adeta yok olduğumuz dünyanın alemi ahiretteki karşılığı zaman birimi olarak bir günlük bir yer. Bir günlük bir yer için ebedi olan, baki olan ahireti maalesef dünyamızı bitiriyoruz. Şimdi uzun hayat yolculuğumun, dünya hayatı sonrasındaki safhanın ilk durağı kabir. Şimdi kabir, üzerine çok ciddi çalışması yapılması gereken bir kavram. Onda yeni keşfettim. Yani kabir bizim için toprak açılan çukur içine giriyorsun. Ondan sonra gömüyorlar. Ama o zahirisi, kabir manasının aslında çok geniş manası var. Üzerine çok ciddi çalışma yapılması lazım. Yani gerçekten de. Kulaktan doba bilgilerle kabir yorumlamamız var. Ve kabir hayatının keyfiyeti, o hayat ile ilgili safhalar çok hadis-i ifade edilmiş. Peygamberimiz bize haber veriyor. Şimdi genel manada ben şunu anlıyorum ki kabir ve sonrasında göreceğim bütün muameleler, kabir hayatında benim izleyeceğim bütün manzaralar, benim bu hayatı yani hadisatı ve mevcudatı, diğer yandan da insaniyetimi yorumlamalarıma bağlı. Yani ben nasıl bir yorumlama yaparsam, yani nasıl bir din algısı ve şuuru ve yorumlaması varsa ben de benim kabir ve sonrasında göreceğim bütün muameleler buraya bağlı. Yani bütün sahil işte azaptır vesaire ikramlardır. Hepsi bununla yorumlanacak. Neden? Şimdi ben insaniyetimi bedenle, cismaniyetle, işte mülk boyutumla, kainatı da yani mevcudatı ve hadisatı da yine gördüğümle yani mülkle işte bencelerle tesadüfle sebeplerle kendi kendine oluyorlarla hasrederek yorumladığım anda göreceğim bütün manzara bu minvalde olacak bu itikat üzerinde olacak yani kendimi ceset ve hormonal haz üzerine yorumlayarak bir hayat geçirmişsem beni ayakta tutan terbiye eden Rabbimi unutmuşsam onu tanımayaraktan kendimi Esbabı Rab olarak görmüşsem o zaman göreceğim muamele o nispetli bir muamele olacak. Ama bunu yapmayıp ben Rabbimi tanımışsam ve beni idame eden, terbiye eden Rab olarak onu her daim farkına varmışsam bu şekilde bir yorumlamayla şuurumu canlı tutmuşsam o zaman kalp ve ruhun gücüyle yürünecek bir alem olan alemi ahirette rahat edeceğim. Bakın alemi ahirette yani kabirle başlayan o uzun seyahatte bize ve güç verecek, bizim o yolculuğumuzu kolaylaştıracak beden kuvveti değildir. Bedenin hiçbir önemi yoktur. Din noktaya nazarında bedenin hiçbir önemi yoktur. Ya yani hiçbir önemi yoktur dediğim şöyle, beden vasıtasıyla ruh manayı yükler ama vefat ettikten sonra beden artık kadavradır. Bir mana ifade etmez. Sana bir getirisi olmaz. Yani çok kaslı olabilirsin, Mesela günde 10 kilometre, 15 kilometre yürüyenler var. Öyle atarlar. Çok görürüm ben. 10 kilometre yürüdük, 15 kilometre yürüdük. Helal olsun. Ben yürüyemiyorum ondan sonra. Ama şunu da söyleyeyim. 10 bin adım atmak eğer sana Rabbini hatırlatmamışsa sen yürürsün yanlışa. Ama 10 adım atmışındır da seni yürüten Rabbin olduğunu unutmamışsan müminane bir yürüyüş olmuştur. Ha belki sağlık noktasında pek getirisi olmayabilir on adamın ama alem alet noktasında on adamın getirisi çok olur. Aile mesele. Yani sen Rab olaraktan, seni terbiye eden olaraktan beden ve hormonlar ve bacakların kuvvetini almamışsın. Sen senin hayatını idame eden, terbiye eden, seni ayakta tutan gücün ancak Rabbin olduğunu bildin. Sen alemi arette yani kabirde göreceğin muamele bu şuur üzerinde olacak. Yani senin bedenin hiçbir önemi olmayacak. Sana kimse de zulme demeyecek. Çünkü sen Rabbini tanımışsın. Diğer tarafta kendini bana 114 yerde Cenab-ı Hak ne olarak anlatıyor? Rahman ve Rahim olarak anlatıyor. Ve benim bu Rahmaniyet ve Rahimiyet hakikatini bana insaniyetinle tasdik ettiriyor. Şimdi bugün pazara çıktım. Ya Rab ya bu tezgahlar nedir ya? Fe subhanallah, kirazı, kaysası, eli, yani mısırı, muzu doldurmuş tezgahları yani. Ya diyor ki bak sana şefkat ediyorum. 114 yerde ben sana Bismillahirrahmanirrahim diye sana kendimi tanıtırıyorum ya. Bak bu tanıtmamı sana ben alem işaretinde, görmüş olduğum bu alemde ispatlıyorum. İnsan ol. Aklını kullan, kalbini kullan. Bunun farkına var. Şimdi kendini bana böyle tanıtan bir zatın, böyle bir zatı tamam mı? İnsan etme tasdik ederekten. Onu nihayetsiz adil, merhametkar, raiyetperver, muktedir, intizamperver, müşfik, müşfik bir zat, şefkatli bir zat olarak tanımışsam ve buna da kalbi bir mutmainlik içerisinde iman etmişsem, her şeyin Rabbi ve Halık'ı olduğunu ondan sonra anlamışsam e, kabir gibi bir yerde başka bir menzil. Kimin menzili ama? Aynı Rabbin menzili, aynı Halık'ın menzili korkmana gerek gerektirecek bir şey olmaz. Mesela şöyle bir örnek vereyim size. Şimdi ben sizi e, buraya yemeğe davet ettim. Geldiniz. Size işte bir ikramlarda bulundum, insanlarda bulundum. İstifade ettiniz, gittiniz. Sonra siz dedim ki arkadaşlar yarın Ali evime gelin. Geldiniz oraya da, baktınız ki iki kat. iki kat daha fazla ikram. Sonra dedim ki, gittiniz. Arkadaşlar dedim, Keşan'daki yerime sizi bekliyorum. Hiç şüpheniz kalır mı? Aç kalma endişeniz olur mu? Korkunuz olur mu? Değil mi dersin ya adam gittik Fatih'e, döktürmüş. Alibeyköy'e gittik. Ya kuş sütü eksik. Oradan diyor Keşan'a gittik yani böyle bir şey yok. Ya beni çağırsa Fizan'a ya hemen giderim şüphede etmem. Neden? insaniyetinde de tasdik etmişindir. Yani sen artık Hasan'ı tamam mı? İkram sever, yardım sever falan filan diye tanımışındır. Korkun olmaz artık benden. Şimdi Cenab-ı Hak 114 yende kendisini bana Rahman ve Rahim olarak anlatıyor ve bana kainatta yaratmış olduğu mahlukatla, mevcudatla bana yaptığı ikramlarla bunu tasdik ettiriyor. Bu zat beni aldı. Dünya denilen kararsız, fani bu diyardan çağırıyor diyor ki gel diyor seni baki daha güzel bir yere davet ediyorum. Şüphen kalır mı? Endişen kalır mı? Korkun kalır mı? Kalmaz. Böyle bir zata itikat etmişsen ama. Ama böyle bir zata itikat etmemişsen o zaman korkun olur. Korkun olur. Haklısın da korkmakta. Çünkü tanımamışsın. O yüzden bu dünya hayatında yapmamız gereken şey ne görüyorsak ne müşahede ediyorsak rahmaniyet ve rahimet üzerine müşahede etmektir. Yani iyi manzaraların farkında olacağız sürekli. Yani ben şuuruma her an var olan halikiyetin, rububiyetin güzel manzaralarını yükleyeceğim. Dolayısıyla iyi bir kabir hayatı bakın burası çok önemli, iyi bir kabir hayatı iyi ve sağlam bir itikattan, iyi ve sağlam bir itikatta sürekli bir iman eğitiminden geçmekle olur. Bunu da bu dünyadaki karşılığı nedir? Ya bir insanın böyle bir eğitimden geçtiği nasıl belli olur? Kainatı yorumlarken Subhanallah, Elhamdülillah, Maşallah, Barek Allah diye yorumluyorsa kelamen bu insan Elhamdülillah eğitimden geçmiştir. Bu kelamın fiile dökülmüş hali namazdır. Namazı da bu manada kılar. Yani insan ee, kıyamla, rüküyle, secdeyle dil ile ikrar ettiğini fiille tasdik eder. Ama adam yani şimdi kabir ehl iman için cennet bahçelerinden bir bahçedir diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun elinde hadis-i şerifler var. Yani bu, bu hadis-i şerife mahzar olmanın yolu bu manada bir hayat yaşamaktan olur. Abiler ne yüklüyorsunuz onu izleyeceğiz. Bakın başka bir şey izletmeyecekler bize. Yüklediğiniz manzaraları izleyeceksiniz. Alemi ahiret buradan yapılıyor. Buradan doldurduğunuzu izleyeceksiniz. Öteki türlü bu dünya hayatında kendini beden kabrine sokmuşsun. Tek derdin mideni tatmin etmek. Affedersin kuvveyi, şeyveni tatmin etmek. Ee, sen söyle işte kuvveyi, gadebeyi tatmin etmek. Ya sen hormon ve beden kabrine girmişsin. Kendini böyle yorumluyorsun. Dünyayı da rahmetim her şeyi kuşatmıştır ifadesinin tam tersi olarak kaos karışıklık, adaletsizlik, zulüm olarak yorumlamışsın. Bunu sen böyle bir şuurla kabre girdin. Bak beden kabrinde cehennemi haleti yaşıyorsun. Dünyayı da aynı hale getirmişsin. Cehennemi haleti yaşıyorsun dünya kabrinde. Seni aldılar çukura koydular. Kabre koydular. Aynı muammeni yine orada da yaşayacaksın. Çünkü böyle yükledin, böyle gördün, böyle göreceksin. Böyle göreceksin. Hep böyle gidecek bu iş. O yüzden iyi bir kabir hayatı için iyi bir itikat lazım. İyi bir itikat için iyi bir marifetullah ve imanı tahkiki eğitimi lazım. Bundan marum bırakırsak ondan sonra işte kabir bizim için cennet bahçelerinden bir bahçe olur olur. Olur inşallah. İnşallah olur. İnşallah olur ama böyle güzellemeler ve böyle müjdelere vahil olmak için böyle bir çalışma içerisinde olmamız lazım. Bize bu dünyada rahat ve huzur vermeyen iman alemi ahirette bize rahat ve huzur vermesini beklemek çok ütopik bir yaklaşım, çok yanlış bir yaklaşım. Yani ben bunun Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Ha bak tekrar tekrar sonra benim şahsi yorumumdur. İnşallah ben yanılırım. İnşallah ben bu noktada gerçekten de yanılmayı çok istiyorum. Ama yanılacağımı da maalesef okuduklarından anladığım nokta zor. Kendimizi aldatmayalım. Din hayatın tam içerisinde hayatı yorumlamaktan geçiyor. Hayatı yorumlamanın ifadesi de kelamen tesbih, fiilen namazdır. Dolayısıyla bu yorumlama bu şekilde olursa rahmaniyet ve rahimiyet üzerinde sürekli şekilde rahmeti görmek. Ama sen kendini affedersin haberlerin içerisindeki sürekli negatif yayınları izlemekle hayat geçirirsen sana yapmacık sanal dünyaların dizilerini e, yükleyip sana o manzaralar üzerinden hayat yorumlaması yaptırırlarsa esen bu dünya hayatında güzeli göremedin gibi ne kabirde ne de diğer safhalarda iyi ve güzel görme imkanın olmadı olmayacak. O yüzden bu noktaları kaçırmamak lazım. Evet bunu duralım. İnşallah cuma günkü dersimizde kaldığımız yerden devam ederiz. O seyahat ise kabre, haşre ebede gidecek beşer yolculuğudur. Burada kalacağız önümüzdeki hafta inşallah şey cuma günü kaldığımız yerden devam ederiz. Cenab-ı Hak bu şuurda bir hayat yorumlaması ve o hayat yorumlamasının da fiilen karşılığı olan namazı bize nasip eylesin. Bu dünya hayatında kendimizi dünyanın zahirindeki çirkinlik ve kötü yüzüne takılmadan arkasındaki hemen zahirin arkasındaki ahir olan dünyanın esmaya bakan cihetiyle ahirete bakan noktasına talip olmayı hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Yerim. El Fatiha.